İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Şant Navoyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu etrafında. Sırp Antlaşması'nın 103. yılı. Moskova, Barış Antlaşması konusunda Bakü ve Yerevan ile aktif olarak işbirliği yapıyor. Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi, Bakü makamları ablukayı kaldırarak Artsakh Cumhuriyeti'ndeki binlerce insanın acısını hafifletebilir. Ahlaki sömürenler. Dünya Gençler Şampiyonası'na giden Ermeni güreşçilerin isimleri belli oldu. 44 gün savaşı sırasında Şant Navoyan'ın defterlerindeki notları o günlerin gerçek bir belgesidir ve onları okuduğunuzda savaşın tüm bölümleri gözlerinizin önüne beliriyor. Sayfaların birinde Şant şöyle yazıyor. Kask, kurtulmayı hayal ettiğimiz ve yanında kendimizi güvende hissettiğimiz bir vücut parçası olmuştu. Ne zaman sığınaklara girsek sağ çıkalım diye dua ettik. Uyurken üzerimize gelen kurşunların yoldan sapması için dua ettik. Ne yazık ki 10 Ekim 2020 tarihinde ateşkesten yarım saat sonra Şant'a doğru gelen mermilerden biri yolunu şaşırmadı. Şant Navoyan'ın annesi oğlu hakkında konuşurken geçmiş zaman olarak konuşamıyor. Şant'ın varlığını sürekli hissettiklerini söylüyor. Onun varlığını ayrıca binaların çatılarında sürekli özgürlüğünü bulduğu sevgili şehri Yerevan tarafından da hissedildiğinden eminler. Çatıdan çatıya uçar, oturur ve düşünceleriyle baş başa kalırdı. Kendinden emin olmasına ve yalnız kalmayı sevmesine rağmen çok cana yakındı ve esnekliği ve düşünce özgürlüğüyle çevresindeki herkesi kendine çekiyordu. Daha 19'unu doldurmadan aşık bile olmuştu. Birçoğu o yaşta bu kadar olgun duygulara sahip olmasına şaşırdı ve kendinden emin bir şekilde sonuna kadar hayatındaki tek kız arkadaşının o olduğuna karar verdi. Annesi anlatıyor. Şant 14 yaşından beri sürekli düşüncelerini, hissettiklerini ve gördüklerini yazdı. Ölümünden sonra dolaplarda el yazısıyla yazılmış notlar bulunca hepsini toplayıp bir kitap yayınlamaya karar verdik. 7 aylık çalışmanın ardından Şant Navoyan'ın düşüncelerini, savaş günlerinden notları ve onunla ilgili hikayeleri içeren Konuşan Bilmez, Bilen Konuşmaz adlı kitabı yayınlandı. Annesi kitabın çok kısa bir sürede çok satanlar listesine girdiğini ve özellikle savaş kayıtlarının tüm okuyucuları şaşırttığını söyleyerek şöyle dedi. Şant'ın varlığını gerçekten hissediyorum. Çok acı veren ise onun fiziksel yokluğu. Güç bulmak ve olumsuz olmamak gerekiyor. Biraz sakinleşmek yeterli ve bu durum kazanmaya başlar. Şant'ın hizmet etmeye devam ettiği fikrinde kalmaya çalışıyorum. Onu sonsuza kadar bekleyeceğim. Hrimya'nın heyeti Berlin'den hayal kırıklığına uğramış olarak dönmeden önce şikayetini konferans başkanı Bismarck'a iletir. Ermeniler artık aldatıldıklarını, çünkü barışçıl olduklarını, haklarının tanınmadığını, eski kiliselerinin bağımsızlığını ve eski milliyetlerini korumak için hiçbir şey başaramadıklarını öğreneceklerdir. Beklenen reformların beklentisiyle zaten gergin olan etnik gruplar arası ilişkiler daha da ağırlaştı. Ermeni sorununa Kürt sorunu karşı çıktı ve Berlin Antlaşması'nın 61. maddesinin Ermenileri Kürtlerden ve Çerkezlerden korumak için imzalanmasıyla Kürt Askeri Konseyi silahsız Ermeni halkından intikam almaya kışkırtıldı. Hrimyan Haylik şunu yazmakta haklıydı. Ermeni sorununu yeni bir sorunla, Kürt sorunuyla karşı karşıya getirerek felç etmek isteyen hükümetin kışkırtmasıyla bir Kürt birliğinin örgütlendiğine artık şüphe yok. Bu birliğin ruhu Osmanlı siyasetidir. Ermenilere gelince, kapitalist Avrupa liderlerinin Berlin'de küçük ulusların kaderini çözmek için değil, halkların iradesini dikkate almadan ve halkın hayati çıkarlarına aykırı olarak olan uluslararası anlaşmalar yapmak için Berlin'de toplandıklarını çok geç anladılar. Burjuva diplomasisinin özü budur. Doğası gereği küçük ve küçük olmayan halkların dahi hayati sorunlarını adil bir şekilde çözmeye çalışmamıştır. Berlin Konferansı diplomatik açıdan küstah bir komediydi.
çağdaş insanlığın dikkatini dağıtmak ve yanıltmak için tasarlanmıştı. Konferans kararları büyük ölçüde adil değildir. İşgal altındaki Batı Ermenistan yağmalandı. İngiltere ve Avusturya Macaristan Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirdi. Bulgarlar ve Batı Ermeniler, Batı Ermenistan Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu'nun köle yönetimi altına verilerek onları fiziksel imhaya ve zorla asimilasyona mahkum ettiler. İşte uygar Avrupa'nın büyük güçlerinin liderlerinin insafına kalmış Doğu sorununun insancıl çözümünün görüntüsü. Konferansın çalışmalarını özetledikten sonra tarihçiler şunları yazdılar. Tarihte bu kadar korkunç ve adaletsiz çok az karar bulunabilir. 103 yıl önce Paris'in bir banliyosu olan Sevr'de 10 Ağustos 1920'de Türkiye Saltanatı Hükümeti ile 1914-1918 arasında Sevr Antlaşması imzalandı. Dünya Paylaşım Savaşı'nda galip gelen müttefikler arasında imzalanan bu antlaşmanın Boğuslular tarafından onaylanması gerekiyordu. Antlaşmayı Avedis Aharonyan Ermenistan Cumhuriyeti adına imzaladı. O ve Batı Ermenilerinin temsilcisi ve Ulusal Heyetin Başkanı Boğuslular Paşa, ana müttefik devletlerle ulusal azınlıkların hakları, diplomatik ve ticari ilişkiler konusunda ek bir anlaşma imzaladı. Uluslararası hukuk açısından anlaşmanın bir tarafı olarak Ermenistan Cumhuriyeti, antlaşmayı imzalayan tüm devletler tarafından hukuken tanınmıştır. Antlaşmanın temelini 1916'da imzalanan Sykes-Picot Antlaşması'nın maddeleri ile 1920 San Remo Konferansı kararlarına dayanıyordu. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması 91 bölüm ve 433 maddeden oluşuyordu. Ermenistan'ı ilgilendiren bölümü 83. 93. maddede içermektedir. Türkiye, Ermenistan'ı özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdı. Türkiye ve Ermenistan, Garin, Trabzon, Van ve Bağış vilayetlerinin sınırlandırılmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına bırakmayı ve Ermenistan'a denize erişim verilmesi ve Osmanlı'nın askerden arındırılması da dahil olmak üzere tüm karar ve önerilerini kabul etmeyi onaylıyor. Gürcistan ve Azerbaycan ile olan sınırlar bu devletler tarafından doğrudan müzakere ile belirlenecekti. Berzor yolunun Bakü güçleri tarafından ablukaya alınması artık Ermenilerine karşı bir soykırımdır, Arminosit'tir. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski savcısı Luis Moreno Ocampo, Ermenistan çevresindeki duruma ilişkin raporunda böyle bir açıklama yaptı. Ancak eski savcı, Artsakh'la ilgili olarak Stalin'in Ermenistan Cumhuriyeti'nin bölgelerini yasa dışı bir şekilde bölüşümüne ilişkin tarihsel ve hukuki durumu dikkate almıyor. Bu, Artsakh ve Sünik Ermenilerine yönelik etnik temizlik için açık bir kapıdır. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Başkan Yardımcısı Alexey Zaitsev, bir briefingde Moskova'nın barış antlaşmasının hazırlanmasında resmi Bakü ve Yerevan ile aktif olarak işbirliği yaptığını söyledi. Zaitsev, Rus tarafı her düzeyde siyasi ve diplomatik kanalları kullanarak bu belgenin hazırlanmasında Bakü ve Yerevan'a aktif olarak yardım ediyor. Her yıl üçlü zirveler yapılıyor, dışişleri bakanları düzenli olarak toplanıyor ve yakın zamanda böyle bir toplantı yapıldı. Ona göre Bakü ve Yerevan'dan barışın bir an önce sağlanması taahhüdüne dair açıklamalar, tarafların herhangi bir anlaşmayı kabul etmeye hazır oldukları anlamına gelmiyor. Alexey Zaitsev, hala bir dizi karmaşık soruna çözüm bulmamız gerekiyor, dedi. Barış antlaşması olması için Yerevan ile Bakü arasında savaş ilan edilmiş olması gerekirdi ama savaş ilanı yok. Bütün bunların tek bir amacı var. Soykırımdan, Arminosit'ten sonra Ermenilerin haklarına ilişkin Sevr'de imzalanan uluslararası barış antlaşmasını bypass etmek. Birleşmiş Milletler uzmanları Bakü'yü Berzor yolu üzerindeki ablukayı kaldırmaya ve Artsakh Cumhuriyeti'ndeki insani krizi sona erdirmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisi X Twitter platformunda bununla ilgili bir not yayınladı. Gönderide özellikle
Yetkililer ablukayı kaldırarak Artsakh'ta binlerce insanın acısını hafifletebilir ve insani yardımın sivil halka engelsiz bir şekilde akmasına izin verebilir. 9 Ağustos 2023 Çarşamba. Olmak istediğim kişinin imajına uymam gerektiği bir zaman vardı ki bu yerindeydi ve ben buna cevap vermeliyim diye düşündüm. Birisi bana kendimle ilgili teorimi uygulamanın neden bu kadar uzun sürdüğünü sorduğunda bu beni düşündürdü. Onun sorunları beni bir sitem olarak çok yaraladı. Beni çağı değiştirmeme sebep olan bir sitem. Annemle babamın Batı Ermenistan'daki Dikranagerd adlı tarihi bir şehirden geldiğini, büyük babamın ve diğer akrabalarımın Türkler tarafından öldürüldüğünü ve annemle babamın soykırımdan Arminosit'ten mucizevi bir şekilde sağ çıkıp Fransa'ya sığındığını biliyorum. Kırılmış masumiyetim sırasında hayat bana defalarca tokat attı. Belki ailem kadar değil ama neredeyse aynı sertlikte beni diğer insanların savaşlarına katılmaya ve sonunda dünyayı dolaşmaya zorladı. Ama açsan ne vatanın, ne tutkunun, ne aklın, ne sağduyunun, ne de kim olduğunun bir önemi yoktur. Belirsizlik, gerçeği çarpıtacak şekilde insana hakim olur. Su birikintisi okyanus olur, merhamet Allah'ın mananasıdır. Yaprakları kopmuş bir gülün dikenine takılıp düşmemek için korku ve iradeyle hareket etmek zordur. Zaman ise geçiyordu ve başımın üzerinde kendi çatım, kendi ailem ve günlük ekmeğimizin soframdan eksik olmadığını görmek için hayatımın büyük bir bölümünde çalışmak zorunda kaldım. Buna zaten kendimi adamıştım ve hayatta doğru ve dürüst olmanın atalarımı onurlandırmanın bir yolu olduğuna inanarak köklerimi onurlandırdığıma inandığımı sağladı. Portföyüm olmadığı halde kendimi köklerimin elçisi olarak hissediyordum. Ve şimdi hiçbir şey beni aceleye getirmediğinde ve yıllar bedenimi ele geçirdiğinde ilk özlemlerime dönüyorum ve diyorum ki ben ne olmak istiyorsam oyum. Her şeye karşı ve her şeye rağmen. Bu nedenle katledilen akrabalarımın önünde saygıyla eğildiğime ve kardeşlerime oldukları gibi sevgi göstermenin benzersiz yolunun düşüncelerimi yeniden üretmesinin ve duygularımı birkaç dile çevirmesinin nedeni budur. Onlar geçmişin çöplüğünden geleceğimizi nasıl geri alacağımıza dair vizyonumu benimle paylaşsalar da başımın üstünde bir çatı ve masada taze pişmiş ekmekle kendimi düşünmeyi bırakabileceğimi, kalbimi başkalarına açabileceğimi ve girdapta kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yiyenlerin hatalarını göstermeye başlayabileceğimi fark ettim. Zengin ve fakir arasındaki tek farkın içine gömülmeleri gereken tahta kutunun kalitesi ve genellikle 200'lükle dolu çelenklerin sayısı olduğunu hatırlatır. Cennetin anahtarlarını bulduğum gün cennetin kapılarını dünyaya açan ben olacağım. Kardeşlerimden her biri diğer kardeşleri oraya götürmek için başka cennetlerin anahtarlarını bulmaya çalışıyorsa bizim her günümüz hırsı sonsuza dek yok olur. O zaman ben dört rüzgarları açıklayabilirim ki her biri kendi seçimiyle ve herkesin olmak istediği gibi olduğunu ve ahlaki tefeci standartlarında başka bir halka olmadığını duyuracağım. Raymond Ruben Berberyan, vatanım Batı Ermenistan vatandaşı. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası 14-20 Ağustos tarihlerinde Ürdün'de gerçekleşecek. Doğu Ermenistan Güreş Federasyonu şampiyonaya katılacak sporcuların adlarını açıkladı. Serbest güreş takımı 57 kilogramda Edik Arutunyan, 61 kilogramda Levik Mikaelyan, 65 kilogramda Antranik Avedisyan, 70 kilogramda Hayk Babikyan, 74 kilogramda Armen Musikyan, 86 kiloda Muşe Mıgırdıçyan, 92 kiloda Kinyaz İboyan, 97 kilogramda Haçadur Haçaduryan. Greco-Roman güreş takımı 55 kilogramda Armen Gevorkyan, 60 kilogramda Suren Ağacanyan, 63 kilogramda Yurik Hoveyan,
67 kilogramda Gaspar Derderyan, 72 kilogramda Aşot Haçadıryan, 77 kilogramda Henrik Gevorkyan, 82 kilogramda Ruben Gevorkyan, 87 kilogramda Vigen Nazaryan, 97 kilogramda Arşak Gehamyan ve 130 kilogramda Aramayis Harutyunyan. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garabet Sarkisyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Silun Lorik adlı eseri sunuyoruz. Asa yarabaç gitmada tuçöde sarim yarim Gıduç narev sirde gırak ahdan nemanim yarim Anuş nahşunim yarim Le 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 sirun lorik im sırdi lorik Le 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 kanaç lorik anuşim lorik Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.